26 Nisan 2018. Tüm Türkiye haberlere düşen bir son dakika haberiyle beraber çalkalandı ve bir anda tüm gözler Çorum'un Çepli Mahallesi'ndeki ulu mezarlığına çevrildi. Fakat sebebi ise bu sefer çok farklı ve çok ilginçti. İnsan mı yoksa bir varlık mı olduğu bilinmeyen birisi geceleri mezarlığa gidiyor ve bağıra bağıra ağlıyordu. Fakat işin en garip kısmı sadece bu değildi. Yetkililer önce kontrol için gitmiş fakat kimseyi görememiş, bulamamışlardı. İşte bu noktadan sonra da ortaya gözle görülemeyen varlıkların musallat olduğu söylentisi atılmıştı. Gündüz kuşağı programları, medya, youtuberlar, herkes olayın üzerinde yoğunlaşmış ve sonuçta sadece bir kız çıkmıştı. Sadece mezarlığa gittiği için linç edilen, aylarca sokağa çıkamayan, ekmek almaya gittiğinde cin sanılıp dayak yiyen, işte o, Çorum'da mezarlıkta ağlayan o kız. Ama videoya geçmeden önce 100 bin abone yolculuğumuzda bize katılıp bana abone olursan çok sevinirim. O zaman hazırsanız Çorum'da mezarlıkta ağlayan kıza ne oldu ve bu hikayeyi biraz tekrardan hatırlamak istiyorsanız hikayeye geçelim. Tamam, yüzünü göster. Tamam. İşte o genç kız bu kez de neredeyse canına kıyacaktı. Kız kaçma gel. Kız. Tedavi için başka bir ile götürülmüştü o genç kız. Çorum'a döndükten sonra yine soluğu o mezarlıkta aldı. Onu gören işgüzarlar bakın o kıza ne yaptı. Nisan 2018 tarihinde Çorum'da yaşayan insanlar Ulu Mezarlığı'ndan gelen bir ağlama sesi fark ettiler. Tabii ki de bizim insanımız gece saatlerinde mezarlıkta yakınını kaybeden birinin ağlıyor olabileceğini düşünmeden önce bir gece mezarlığı gözlemlediler, sonrasında da mezarlık yetkililerine durumu bildirdiler. Fakat bunu yapmadan önce olay bütün sosyal medyaya düşmüştü ve Çorum'daki insanlar bile bilmeden bütün sosyal medyaya duyurulmuştu. Önce görevliler ve birkaç kişi gece nöbet tutarak bu gizemli kişiyi izledi. Sonunda uzun bir bekleyişin sonunda herkesin beklediği o kız geldi. Ve Fatma Çiftçi adında bir kadının mezarın başında ağlayıp kendi kendine söylenmeye başladı. Fatma Çiftçi 1912'de doğmuş ve 1982'de hayatını kaybetmişti. Yani bu gelen gizemli kız yakın tarihte kaybettiği bir yakınının mezarına gelmiyordu. Yetkililer biraz daha incelemek istedi ve bir gece daha tam anlamıyla pusuya yattılar. 26 Nisan 2018 günü geldiğinde o malum görüntüler ortaya çıktı ve artık olayı neredeyse herkes biliyordu. Bütün Türkiye Çorum'da mezarlıkta ağlayan o kızı konuşuyordu. Görevler 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Daha sonra mezarın üzerine her gece oraya gelip neden ağlıyorsun? Dertin ne? Yardımcı olalım. Bize bir not bırak. Yazılı bir not kağıdı bıraktılar ve o notu yazan Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı. Onu ilk gören benim. Kızım ben mezarlık görevlisiyim. Gel kaçma sana yardımcı olayım dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Bir derdin bir sıkıntın varsa ben sana yardımcı olmak istiyorum yazılı bir notla bırakmıştım. Belki benim yazdıklarımdan sonra o da bana bir şeyler yazar diye düşündüm ve kağıt kalem bile bırakmıştım. İşte tam da bu noktadan sonra artık bunun bir cin, peri ya da başka bir şey olmadığı kanıtlandı ve bir insan olduğuna kanaat getirildi. O zamanları çok net hatırlıyorum da gerçekten bu konuyla alakalı o kadar saçma teoriler vardı ki kızın cin olduğuyla alakalı, o olduğuyla alakalı, bu olduğuyla alakalı çok saçmaydı. Tarihler 1 Mayıs'ı gösterdiğinde vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği olayın aydınlatılması, kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından mezarın yakınındaki bir ağaca güvenlik kamerası kondu. Böylelikle hem kız gelirse görüp yakalayacaklar hem de direkt görüntülere bazı yapımcılara satabileceklerdi. Yani Çorum'daki mezarlıkta ağlayan kızı kim ne kadar kullanabilirse o kadar kullanmaya çalışıyordu. Ben bile çok şaşırdım fakat tarihler 29 Mayıs 2018'i gösterdiğinde gizemli kızın görüldüğüne dair bir ihbar yapıldı. Bir mezarın arkasında saklanırken bulunan kız önce kaçmaya çalıştı fakat ardından güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bu arada kızı yakalayan güvenlik ekiplerinin havalarını ve o görüntüleri görmeniz gerekiyor. Yani sanki bir teröristi yakalamış gibi gururlulardı. Alt tarafı kız sadece mezarlıkta ağlıyor ve insanlar tarafından çok dikkat çekiyor. İşte bizim Türk insanları böyle paranormal şeyleri duymaya, görmeye çok aç. Zaten videonun sonunda da bununla alakalı çok önemli şeyler söyleyeceğim size. Kız kendisini yakalayan güvenlik görevlilerine "Abi bırakın beni, gideyim" tarz şeyler söylese de onu bırakmadılar. Az önce dedim ya ben bile şaşırdım diye. Benim şaşırdığım şey ise şuydu. Bu olayın bu kadar uzun sürdüğünü ben hatırlamıyordum. Ben bu olayın maksimum 2 hafta falan sürdü. Sonra etkisi çok konuşuldu falan diye hatırlıyordum ama neredeyse 1 ay kadar sürmüş. Gelelim olayın daha garip kısımlarına. Bu arada hepinizin merak ettiği o yere geliyoruz. Kıza ne olduğuyla alakalı o yere geleceğiz. Son paragraftayım. Olaydan sonra Çorum Turizm Vekili şunları söylemişti.
Bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişti. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğim. Evet, gerçekten zamanında sadece bir kız mezarlıkta ağladı diye Çorum'un turizmine katkı sağlanmaya çalışıldı. Bu olay turizme falan yansıtılmaya çalışıldı. Seda Sayan her gün program açıp ekibindeki insanları Çorum'a gönderip oradan görüntü almaya çalıştı. Ondan sonra rating falan bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya o kadar çok insanlar bu olayı kullanmaya çalışmıştı ki çok iyi hatırlıyorum. Şimdi gelin bu kızın neden ağladığını, neler yaşadığını ve neden böyle olduğunu anlatayım. Sizle beraber maziye küçük bir geri dönüş yapalım. Kızın insanları ilk korkutma sebebi öncelikle simsiyah giyinmesi ve ayağında ayakkabı olmamasıydı. İlk gün simsiyah ve ayakkabısı olan bu kız ikinci günden itibaren ayakkabı giymiş ve ışıklı yerlerde daha çok durmaya başlamıştı. Öncelikle biraz Facebook Çorum gruplarında takıldıktan sonra bir YouTube videosunda da dikkat ettiğimde kızın adının Tülay olduğunu gördüm. Şimdi burada şöyle garip bir durum var. Aile kızın isminin hiçbir yerde geçmesini istemiyor ve yayınlanmasını istemiyor. Haber sitelerinde, Seda Sayan da orada burada hiçbir yerde kızın adının geçmesini istemiyorlar ve bunu çok açık bir şekilde dile getiriyorlar. Ama şöyle bir gariplik var. Aile bu olaylar yaşandıktan 3 ay sonra bir röportaj veriyor. Bakın 3 ay sonra bütün olay kapanmış, herkes kızı unuttuktan sonra aile çıkıp bir röportaj veriyor. Abisi ve annesi. Aile aylar boyunca kızının isminin hiçbir yerde geçmesini istemezken kendi yaptıkları röportajda açık açık kızın ismini veriyorlar ve gazetecilerin karşısında iki kardeşi bir anda sergiliyorlar. Yani o yüzden salak saçma sakın panelledin mi, öyle yaptın mı, böyle yaptın mı demeyin. Çok açık ve net bir bilgi her yerde yazıyor zaten. Neyse gelelim biz Tülay'a. Çorum mezarlığında ağlayan gizemli kız yani Tülay 2003 senesinde Çorum'da dünyaya geldi. Aynı tarihte, aynı günde, aynı saatte kardeşi Gülay da dünyaya gelmişti. Evet, mezarlıkta ağlayan kızın bir ikizi vardı. Tülay ve Gülay kardeşler. Bu arada bu görüntüdeki ikinci kişi de mezarlıkta ağlayan kızın kardeşi Gülay. Hatta ben bir ara abartıp şöyle bir teori ortaya atmıştım ve bunu bazı şeylerde biraz doğruluyor. Tülay henüz 7 yaşındayken babasını kaybettiği için biraz psikolojik sorunlar olan bir kızdı. Mezarlıkta ağlayan kız yani Tülay ilk başlarda onu gören kişilere "Onu yakalayamazsınız, ona yaklaşmayın" demişti. İşte ben de burada çok saçma bir şekilde mezarlığa giden ilk kişinin Tülay değil Gülay olduğunu düşünmüştüm. Ve bunu bazı şeylerde kanıtla nitelikte. İlk günden sonra Gülay insanlardan çekindi ve bir daha gelmedi. Ama Tülay mezarlığa gelmeye devam etti ve olanlar oldu. Tülay ve Gülay 15 yaşına kadar Çorum'un Karacaköy köyünde yaşamışlardı. Orada doğmuş, orada büyümüşlerdi. Nisan 2018 senesinden tam 8 sene önce 2010 senesinde Tülay'ın babası hayatını kaybetmiş ve Karacaköy mezarlığına gömülmüştü. Meslek lisesinde okuyan Tülay ve Gülay için daha iyi bir gelecek isteyen aile Çorum'un merkezine taşındı. Tam bir ay önce Çorum merkeze taşınan Tülay'ın psikolojisi zaten babasının ölümünden sonra bayağı bir bozulmuştu. Hatta Tülay'ın Facebook hesabında da hep böyle depresif gönderiler var. Tülay köyden taşındıktan sonra babasını mı özledi yoksa artık kafayı mı yedi bilinmez ama mezarlıkta babasının olduğunu ve onu çağırdığını söyleyip mezarlığa gitmeye başladı. Fakat yakalandıktan sonra Tülay'ın hayatı daha da kötü bir hale gelmişti. Bilirsiniz, küçük şehirde her şey çok çabuk yayılır. Yalan bilgi de, doğru bilgi de ve en kötüsü de bir haber doğruysa, bir şey doğruysa asla unutulmaz. Bu kızın da yüzü yayılmış, halk ona karşı bir nefret beslemişti. Olaydan sonra ekmek almaya giderken bile dayak yemiş, küfür yemiş, linç edilmişti. Bakın durum o kadar ciddi ki yıl olmuş 2024 fakat Tülay hala yüzünü açık bir şekilde Facebook'ta göstermiyor. Hatta büyük ihtimalle Instagram'da da göstermiyordur ya da gösteriyorsa da biz bilmiyoruz. Tülay artık o kadar bezmişti ki olaydan 2 gün sonra. Bakın sadece 2 gün sonra halkın baskısına dayanamayıp bir inşaatın tepesine çıkıp hayatına son vermeye çalıştı. 2 ay sonra 30 Temmuz 2018 tarihinde kız bilinen hiçbir akrabası olmamasına rağmen mezarlığa gidip ağlamaya devam etti. Onu gören herkes telefonunu kamerasına açıyor ve kızı kovalıyordu. Fakat o hiç akıllanmayıp mezarlığa gitmeye devam ediyordu. Tülay son olarak 24 Kasım 2018 senesinde mezarlıkta son kez gözüktü ve o günden itibaren ne sosyal medyada ne de Çorum'da herhangi bir iz bırakmadı. Tabii ki de bu duruma en çok kızın etini kemiğini sömürmek isteyen, onu kullanmak isteyen programcılar üzülmüştü. Bu olayı neden anlattım? Bir, sizi maziye götürmek için, iki, Türkiye'de paranormal olayların olmadığını göstermek için. Yaklaşık bir 8-9 ay önce 129 nolu apartman ve Davutlu köyünü yapmıştım ve orada da bu hikayelerin gerçek olmadığını söylemiştim. Ama şöyle düşünün, Çorum mezarlığında yaşanan bu olay en yakın tarihte yaşanan olaydı. Ve bunun bir paranormal bir olay olmadığı çok kısa bir süre içinde onaylandı değil mi? Çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki, Türkiye'de popüler olan paranormal olayların hiçbirisi paranormal değil.
Ve bunu siz inanana kadar bunların hepsini anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu olaylara ilk başladığımızda da size bunu göstermek istiyordum. Türkiye'deki bilinen, popüler, yaygın olan hiçbir paranormal olay gerçek değil arkadaşlar. Sadece insanlar günlük hayatından o kadar çok sıkılıyor ki veya kafasını başka bir yere çekmek istiyor ki böyle paranormal şeylere çok inanıyorlar. Fakat tekrar söylüyorum, Türkiye'de paranormal olay yok. Var ama bildiğimiz popüler olayların hiçbirisi paranormal değil. Bu arada buraya kadar izlediysen bir like atıp abone olursan çok sevinirim. Bu videoyu yaparken bana yardım eden üyelerime çok teşekkür ederim. Onlarla bu gece yayındaydık. Videonun editini beraber yaptık. Siz de katıl alıp ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. 10 TL'den başlayan fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Emeğimin karşılığı olarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.